izleyip alabileceğim çok güzel trikleri vardı Selçuk abinin. Bir de Çağan Hoca'nın da açtığı ve hem de Selçuk abinin de açtığı çok güzel bir alan vardı. Selçuk abiyi izleyebileceğim zamanım da oldu çok fazla. Ben etrafta boş vakit geçirip Selçuk abi harıları çalışırken sürekli böyle onu izliyordum. Bir bıyıkla oynaması var Selçuk abinin. Dinlerken çok bıyıkla oynuyor. Kahkahası? Kahkahası var. Böyle bakışları da gördüm ben. Yani. Evet, zaten çok karizmatik bakışları var. Selçuk abinin hepimizi kıskandı. Onlardan böyle birazcık çalabildiysem evet. Mutlu benim için. Ve tabii ki aslında zor da bir oyunculuk var. Yani filmde bir kere çok iyi oyunculuk var. Zorlayıcı bir oyunculuk var. Çünkü Çağan Irmak yönetmen ne istemiş Selçuk abiden? Diyor ki sen böyle başlayacaksın. Böyle bir biraz yaşlanmış ve zamanın gerisinde kalmış biraz huysuz bir aktör eskisi tırnak içinde başlayacaksın ve sonra bu kızınla hanımefendiyle beraber bu yolculuk içerisinde değişeceksin, dönüşeceksin. Onun ödevi o. Senin de başka bir ödevin var. Evlenmeden ve kızın doğmadan önceki adam ve sonra başka bir şeye dönüşen adam. Evet, evet. Yani aslında tek bir adam yok. Aslında ikiniz de kahramansınız. İki rolde kahraman. Dönüşüyor, değişiyor, dönüşüyor. Ve değiştiriyor. Başka insanları da değiştiriyor. Şimdi burada zaten kendi maceranız var. Şimdi iki değişen ve dönüşen adamın aynı filmde bu kadar inandırıcı olması çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Yani birisi hani sabit olur da bir karakter olur. Bir başka bir şey. Hani onun gençliğini oynarsın. Macera o gençliğe yüklenmiştir. Ya da yaşlığa yüklenmiş. Hayır, ikinizde de var. İkiniz de kahraman. Ben Kubilay'ın resmini gördüğüm zaman kim oynayacak dedim yani bunun gençliğini. Görür görmez resmini ya his olarak ya bu kadar olur dedim. Bir de bıyıklı resmini gösterdiler bana. Şimdi oradan aldığın bir böyle paralellikle kendine de başka bir güven gelmeye başlıyor. O da aynı duyguyu benden besliyor. Bir şey yaratmaya çalıştık. Dramaturji olarak da esasında Çağan çok güzel kurmuş şeyi. Senaryodaki o paralelliği, coşkuyu. Biz de onu elimizden geldiğince realize etmeye çalıştık ama artık o filmin ötesine de geçti. Kubilay'ı görünce geçti. Peki. Hikayeye de mütevazı bir yaklaşım var gibi geliyor bana. Evet. Yani sizin oyunculuklarınıza çok fazla pay bırakmış olan bir yaklaşım var. Bu da çok hoşuma gitti. Yani orada çok özgür bıraktı gerçekten. Onun en güzel taraflarından biri bir oyuncunun rahat bir şekilde rolünü gerçekleştirebilmesi için gerekli alanı çok sorunsuz bir şekilde sunması benim için çok önemliydi. Hepimiz de bunu yaşadık zaten. Eğer o gerginliği, o stresi yaşadığın zaman içindeki o rolü doğuramayabilirsin. Realize edemeyebilirsin. Dönem de çok güzel çizilmişti. Dönemde de siz sonradan tekrar seyrettiğiniz zaman ne düşünüyorsunuz acaba? Merak ediyorum fikrinizi. Yani dönem işi yapmak çok zor. Bir kere çok fazla bütçeye mal oluyor. Dönem filmi. Yani filmin içindeki dönemi anlatmak zor. Yani nereye gidecek? Sonra tek bir dönem anlatılmıyor. 70-80-90 yani, 70-80-90 yani 3-10 yılı neredeyse geçiyoruz. Ayrı ayrı beraber. Lokal vuruşlarla çok iyi değerlendirdi evet, bence. Lokal bir şeyler var. Bir de bu konuda bence bu konuda bence gerçekten çok iyi ekiplerle çalıştık. Kostümlerimizden sanatına bütün ekip çok doğru ve çok güzel çalıştı. Zaten Çağan Hoca'nın da daha önceden tanıdığı bir ekip. Onlara da çok teşekkür ederiz aynı zamanda o dönem için. Peki birisinden duydum saçını beğenmemiş filmin başındaki saçını. Benim saçımı. Zaten bunun bir peruk olduğu. Evet. Yani, evet. Ama o evet. Bağlantısı var onun çünkü. Evet, babasına çünkü sonra bir şey oluyor. Evet. Çirkin evet. Saç diyor uçurum evet. Kenarından kurtarma evet. Olayında da. Çok güzel kafa çok güzel kafa evet diyor. Ya. Sen busun esasında bu değilsin diyor. Ya, evet. Kendini
de saklayan bir insanı eski bir aktörü eskisi bu Perik de saklayabilir ancak. Evet. Yani şimdi o Perik'in çok mükemmel olduğunu düşün. O zaman bu esprinin çelişkinin ortaya çıkması mümkün değil. Peki sen baştaki o adamı nasıl bu kadar iyi oynuyorsun? Yani bu orada da çok incelikli bir durum var. Yani geçmişin büyük starının Jean Premier'sinin artık dizilerde ilk elden öldürülecek bir baba figürüne dönüşmesi. Beni öldürmüşler. Yani şaka maka baktın zaten. Ama sen hiç ben zaman... oturumdayım şu anda. Hayır, değil, söylemek istiyorum. Hayır, yani sen hiç olmadın ki. O olmadı olarak. Ama ya, onu duyumsayabiliyorsun. Ya, ya onu duyumsayabiliyorsun. Yani bu gençler gelmiş, işte Jean Fee var, Jean Premier var. Onlar Jean Premier seni istemiyor. Herhalde herkesin başına gelebilir. Hele benim cehennemime çok başına gelebilir bu olay. Belki onu hissetmenin alınganlığı. Hayır ama orada her ulan şey var ya. Yaparlarsa. Düşünüyor değil mi Arda? Yani düşünmemek mümkün değil. Adam çünkü senaryoyu güzel güzel okuyor. Beni öldürmüşler diyor. Evet. Bu hazin bir durum esasında. Ya evet, bu yolculuk da tabii ki bu çok derin bir adam yani. Oradaki çok katmanı var filmin ve her biri çok eğlenceli. Egoist ama. Evet ama ben mesela... Kariyeri için egoist ama dönmesini çok iyi bilen iyi bir adam. Ha. Ya sen nasıl görüyorsun adamı? Ben nefis bir adam gördüm yani. Abdal. Her şeyini anladım, her şeyini affettim, bana bir sürü şey düşündürdü. Yani olmak istemeyeceğim bir adamla ilgili çok şey düşündürdü ama yani bir saf bir aptallık ya da saf bir, evet, kötülük görmedim aslında. Evet, evet, yani hani bu aptal, bu kötü diyebilecek hiç kimse söyledi. Yani sen de mesela çok güzel oynuyorsun adamın şeyini, gençliğindeki o gençliğinde de bir de o yani 30 yıla yayılan bir dönüşüm var orada. O ben kolay... biraz starlı kafesi gibi düşündüm adamın. Yani o starlı onu bir kafese almış ve onu kırmalı olarak baktım duruma daha çok. Çünkü bu onun için vazgeçilmez olmuş. Bir yerde. Keşke olmasaymış. O zaman bence bu durumlar olmaz. Aslında vazgeçilmez şu değil mi? Yani Türk sinemasının içerisine böyle düşen çok insan var. Ya bir, Türk sineması starlarına baktığımız zaman onların oyunculuk eğitiminden, yani demiyorum ki oyunculuk eğitimi alsın almasın önemli değil çünkü müthiş oyuncular var, hiç konservatuvara gitmemiş yani alaylı, evet, oyuncular filan, ama onlar işte diyelim ki mesela bir gazetenin yarışmasıyla girmiş, işte bilmem, bu öyle bir adam yani, ilk bir fotoroman yarışmasıyla geliyor. 90'da ve... çok çabuk bir dönüş oldu. Tabii kendisi yani bunu o adapte sistemi olamayanların yüzünü esasında bu. Evet tabii ki yani o. Bir anda kanallar çıkınca, diziler, filmler patlayınca, o teknoloji başka bir teknolojiye gelince orada bir adaptasyon sorunu vardı. Ayak uydurma sorunu vardı. Bence bu hüznün altında biraz o da yatıyor gibi geliyor, evet, bana. Yani Türk sineması aslında bu tabii çağının son zamanlarda yaptığı bir şey bu. Yani aslında bizim insanımızı anlamaya, bizim insanlarımız seyretsin diye yapılan işler üzerinden, evet, bir selam gönderiyor çok, evet, esasında. Evet tabii orada bir selam var ve o insanı araştırıyor. Yani orada bir tabii ki yapay bir dünya var. O zamanın jönü, o idealize edilmiş bir jön bir adam ama adamın kendisi de o dünya. Ama kendisi de yaşadığı bir olay var. Benim için hala şöhret onlar. Mesela ben kendimi şöhret olarak gençsin görmüyorum. De ondan. Tanınmış olarak. Onlara ulaşmak çok zor. Erol Evgin gibi olabilir miyiz? Yani her programda söylüyorum. Yani bu bir yani sevatiyiz şöhret nazardan gibi. Yani olabilir miyiz yani? Biz onlar hakikaten şöhret. Evet. Şöhret yani. Ulaşılamıyordu çünkü. Ama sen de şöhretsin. Biz seninle Ankara sokaklarında yürürken kime bakıyorlardı? Bana bakmıyorlardı. Sana bakıyorlar. Ona bakıyorlar. Ona bakıyorlar. Yok, yani ne yapsak? Onun günü çok acayip. Ben inanamıyorum. Acayip değil mi? Yani kapı her şeyi açabiliyor, evet, Selçuk abi. Yani evet, onun için sınırı olan hiçbir şey yok. Bak şimdi bu bak bakalım falan diyor. Böyle ya benim olmuyor mesela Selçuk abi dışında kimseyle başıma gelmez. Yani bayağı şöhretli sandığım, evet, insanlar filan. Yani bir hani sokakta filan ya da bir yerde oturduğumuzda filan hemen beni görürler. Bir tek Selçuk abiyle ben rahat ediyorum. Yani Selçuk abiye gelip işte fotoğraf çektirelim filan deyip ben merhaba. Ondan sonra bakıyor ve herhalde düşünüyor ki bu da çok üzüldü, yazık. Ya size de siz de üzülmeyin hani. Siz başına geldi mi senin Selçuk abi? Yok. Selçuk abiyle evet çekiliyorlar fotoğraf çok. Siz de galiba değil mi efendim tanımışsınız? Biz de işte bir yani, kenardan. Evet, bazen fotoğraf çekmek.
Evet, harikulade. Şimdi ben bir kız babası olarak ve her gün kızımla aynı evde kalmayan bir insan olarak kendimi çok sorguladım bu filmde. Yani şu ya da bu nedenle bir erkeğin bir sürü argümanı olabilir. Bunlar aslında biraz da basma kalıp savunmalar oluyor. Yani bu filmi izleyen çocuğu sağlıksız demiyorum şeylere ama yani çocuğu diğer çocuklara benzeyen diyelim, belki de daha doğru bir tanım olur, bir insan da kendini sorgulayabilir. Hiç çocuğu olmayan bir insan da kendini sorgulayabilir. Çünkü erkekler kariyerleri için ve toplumun kendilerine yüklediği ödevi yerine getirdikleri sürece zaten benzer şeyler söylüyorlar. Yani ben evim için para kazanıyorum. Evim dediği kim? İşte ailesi. Ailesi kim? Anne babasından, yaşlı anne babasından başlayarak eşi, çocukları, başka ona bakımına muhtaç olan insanlar varsa. Bir süre sonra bu hayatta bir değiştirilemez bir savunma mekanizması hale geliyor. Yani işte okul taksitleri ödeniyor mu? Ödeniyor. Evin işte kirası ödeniyor mu? Bilmem nesi ödeniyor mu? Masrafları karşılanıyor mu? Bilmem. Bunları yapıyor mu lan ben? Bir de bana bakın hani. Bir de ben neler çekiyorum bunun adına. Yani her erkeğin böyle savunmaları var. Annelerin de savunmaları var aslında. Yani herkes kendi varoluş şeklini sorgulayabileceği bir iş seyrediyor aslında. Bunu da ukalaca yapmıyor film. Film aslında diyor ki ben sana başka bir hikaye anlatıyorum. Seninle alakası olmayan bir hikaye anlatıyorum. Ama bize sorgulanacak bir sürü şey çıkarıyor. Sen böyle şeyler çıkardın mı? Yani şöyle, ben böyle bir şey yaşamadım kızımla. Ama kızımla ya böyle bir şey yaşarsam diye düşünüp değerlendirdim rolü. O da çok esasında insanı etkileyen bir şey. Hep bazen ırazı bakıyormuş gibi düşünüyordum kendime. Böyle bir şey olsa bu benim kendi adıma, kendi yaşamıma göre tahammül edebileceğim bir şey değil. Ama böyle bir şeyin de olabileceği hayatta sunabileceğimiz yer sanat. Sinema, tiyatro, dizi vesaire. Onun için herkesin yola çıkma üslubu çok farklı. Belki bu rolü sen oynasan çok farklı oynayacaktın. Çünkü hani bir cümle söyledin ya, aynı yerde kalmayan bir insan olarak diye. Ucundan bir şey seninki, köklü bir olay değil. Belki kökünden bunu yaşamış bir aktör acaba bunu nasıl oynardı? O da farklı bir sonuç çıkartabilirdi ortaya. Ama sanat şunu söylüyor esasında. İlla yaşadığın yerlerden bir şeyi kendinle kanıtlama. Yaşamadığın bir şeyi iyi çalışarak oyna ki seyirciyle ikna et, o da seni beğensin. İyi bir buluşma olsun. Ben hep değerlendirirken böyle değerlendirdim. Benim bu değerlendirme alanım o anda çekimdi. O anda yönetmenin bana söylediğiydi. O anda oynadığım insanlar olan elektriğimdi. Öncesi yok. Peki şunu merak ediyorum. Bu adam aslında sevdiği insanlara sadık bir adam. Evet. Yani aidiyet duygusu var esasında. Aidiyet duygusu var. Fakat başka bir yerde işte kariyerini öne sürüyor. Fakat ne derler diyor. Ne derler diyor. Çünkü aslında o çok güzel anlatılıyor filmde. Yani böyle, yani bu sektöre de eğitimsiz girmiş. Yani kişiliği de tam oluşmamış. Hemen şöhreti tatmış. Ve bir süre sonra hayatındaki tek varlığı bu şöhret olmuş. Ve o sırada menajerinin söylediği her şeye... Bu çok güzel gösteriliyor filmde. Evet. Yani menajeri bir şey anlatıyor, hemen gidiyor eşine anlatıyor bunu. Bak böyle yapmamız lazım falan filan. Yani kayıtsız şartsız rıza teslim gösteriyor. Oluyor. Teslim oluyor. Ve başka hiçbir şey yok. Ve hele hele böyle bir problemli çocuk ortada olduğu için o çocuğun geleceğini kurtarabilmesinin başka bir yolu da yok kendisinden başka. Doğru. Yani o çatışma... O mecburiyet aslında çok güzel anlatılıyor filmde. Ve böyle baskı altında bir adam. Çok merak ettim filmi izlerken. Niye bunun aşıkları olmadı bu adamın? Çünkü olması gerekiyordu. Gitmiyor da evine. Aslında yani adam sevdasına da sadık kalmış. Evet, yaşlanmakta olan. O taraf da ortaya konulsaydı başka bir egzereje çıkabilirdi ortaya. Başka bir şey ortaya çıkacaktı şey o zaman. Belki adamı haklı bulmayacak. Evet. Belki ya zaten gönül eğlendiriyor başka insanlarla, evet, falan gibi yani dönecekti. O bu yolda inanarak değerlendirmiş senaryosunu Çağan. Belki de bir mesaj vermek istediği için, belki hayatın kesinliğini böyle değerlendirmek için bunu yapmış. Ama adam başka yerlere de başka şeyler olsaydı gelişimi de böyle olmazdı. Filmin sonucu da böyle olmazdı. Daha başka bir hüzünle, daha bir dramatik bir yapıyla biterdi. Ama bence çizmiş olduğu yol anlatmak istediğiyle buluşuyor. Peki bir şey soracağım. Siz ikiniz beraber şarkı mı söylediniz? Evet. Ve de Teoman da gitar mı çaldı?
Teoman'ın bestesini ikimiz söyledik ve bu Teoman söyledi bunu. Böyle yapın diye. Biz konuşmuştuk Mine Hanım'la. Sonra realize ettiler. Ben izlemedim onu. Üçünüz beraber mi görünüyorsunuz? Hayır. Ha. Klipte üçünüz klipte. Beraber görünüyor. Klip bizde var değil mi? Çünkü Selçuk abiyi uğurlayacağım artık. Yarın erkenden uçağı var. O yüzden biz onu izlerken onu da yolcu etmiş olacağız. Peki. Çok teşekkür ederim abi. Harikulade bir işle ederim. Geldin bize. Ben bu arada Amedeus her zaman söylüyorum bu bir Selçuk yöntem oyunudur diye. Amedeus şey Selçuk abi. Çünkü ben ayrılırken öyle şeyler söylüyor. Tabii Tansu Biçer gibi müthiş bir oğlan geldi orada. Harikulade rolü ele alıyor. 77 oyun müthiş bir oyun oynadık. Evet, ama Selçuk demek ki oradaki alameti farikası oyunun Selçuk yöntemmiş. Hep hiç öyle anlattığım değil. Gibi. Beraber ilerz ettik ve unutamayacağım bir şeydir benim için. Öpüyorum seni. Ben de efendim. Hadi uğurluyoruz. Hemen bunu full ekran klibi seyrediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya Selin özellikle sen değil mi hepimizi şaşırttın yani burada böyle sesler. Olur yani. Hadi Selçuk abiyi biliyoruz tamam da yani bizim programda şarkı söyledin demek. Ya öyle küçük minik bir şey söylemiştim. Yok ya. Evet. Evet. Ben hatırlamıyorum. Yani o zaman herhalde kim bilir nasıl şey yapmışızdır ama hoşumuza gidip çok eski mi o? Eski. Evet. Sen bayağı yaşlısın çünkü. Kubilay sana göre çok genç. Aranızda 6 yaş mı fark öyle. Var? Değil mi? Öyle böyle bir şey. Doğru adresi bulmuşsun. Peki gelelim Sevda Mecburi istikamete. Şimdi hasta galiba değil mi Elif Ceren Balıkçı? Evet. Şu anda şey olmuş. İnfluenza. İnfluenza. Evet. Peki o nasıldı? Nasıldı sette onunla olmak? Benim hiç sahnem olmadı. Biz genelde beraberdik. Çok keyifli. Kendisi de çok keyifli bir insan. Onunla olmak da çok güzel. Çok ikna edici geldi bana. Evet. Oynarken de ikna oluyorsunuz. Böyle bakınca ikna oluyorsunuz yani. Pırıl pırıl. Çok istekli bir de. Yani... Peki çekimler nasıl yapıldı? Mesela bu şeyler, flashbackler önce... Günümüz sonra mı? Nasıl? Karışık mı çekildi? Karışık genelde. Hatta bir tane tek plan sahnemiz var. Aslında orada hem geçmiş hem gelecek hepimiz bir aradayken sette kamera geçmişe döndü. Evet. İkinizin karşılaşmaları evet. Da çok yani güzel. Yani bir ağaç var. O ağacı geçmişe şey yaparken geçmişe dönüp o ağaçta onların gençliklerinin sahnesi oldu. Çok güzel bir sahneydi o. Çok iyi değerlendirdi Çağın onu. Aslında genel olarak bu karışıktı yani öyle de vardı, öyle de vardı genel. O da çok güzel bir katmanı filmi. Yani senin oynadığın rolün gençliğinin çatışması, çatışması ve gençliğin hala kariyerle ilgili yani yaşanmış bitmiş bir hikaye üzerine o gençlikteki fikirlerin beyni kaynıyor hala. Evet, evet. O çok acayip bir buluşma yani. Çok acayip. Ya alışılageldik bir buluşma değil. Biz filmlerde genelde şeyi görürüz işte adam çocukluğuyla karşılaşır filan. Yani ve bunu hatta orada şey yapılır başka duygusallıklar yaşanır yani. Ama böyle bir mesleki bir meselede birbirini uyarmak, birbirine şey yapmak. Gençliğiyle savaşıyor. Savaşıyor evet çok çok acayip. Evet o star haliyle savaşıyor çok fazla. çok karşı karşıya geliyor. Ve yanlış buluyor onu. Şey işte şimdiki aklım olsaydı diye vardır ya hayata yaklaşım. O şimdiki aklım olsaydı fazla yoğunlaştırmış kendi içinde. Onun için belki çok büyük bir çatışma yaşıyor onunla. Peki ne kadar sürdü çekimler? Benim için toplam 15... Toplam 1,5 ay. 6 hafta. 6 hafta. Senin ne kadar günün vardı abi? Hep vardı. Hep vardı. Uzamış mı? Yani öyle bir çok keyifli bir çekim dönemiydi. Evet. Böyle derler ya çok güldük diye. Yani baştan biliyor muydunuz? Böyle bir laboratuvara, hakikaten bir oyunculuk laboratuvarına girdiniz orada. Yani yönetmen de buna hazır ve siz de hazırsınız. Ama şöyle bir şey var ya Okan biliyorsun sen de bunu kaç tane film yaptın. Bodoslama ortasından giriyorsun işe. Ya. Tiyatrodaki gibi hiçbir zaman böyle bir iyi kurulu oyun düzeni gibi girmiyorsun meseleye. Halbuki baştan birinci sahneden son sahneye çekilen bir film oldu mu dünyada bilmiyorum. O başka bir dramaturji yaratır. Başka bir senin inandırıcını yaratır. Ortadan giriyorsun, sona giriyorsun, sonra başa dönüyorsun. Esasında bu şaka gibi bir şey. Ve burada seyirciyi inandırmaya çalışıyorsun. Rahmetli Zeki Alasya. Çok anlatıyordu. Biz beraber bir film çektik onunla Oyun Bozan
diye Nesi Çöl Geçen filmi, bir sanat filmi, öyle Yunanlarla ortak yapımda. Sürekli bana şeyi söylüyordu, ilk çekilen sahneyi, hatta bir yapmış denemiş de galiba bunu, ilk çekilen sahneyi, ilk günü, diyelim ki ilk 2-3 günü çeksek ve sonra güzel bile olsa bunları çöpe atabilsek, sonra program aynen devam etse, karakterler otursa ve dönsek ilk çektiğimiz günleri tekrar çekeriz. Şahane bir şey. Yani. Mesela dizilerde yapıyorlarmış bunu. Beşinci bölümden başlıyorlar. Birinci bölüme doğru gidiyorlar. Tabii beşinci bölüm arada o acemilik kaynıyor. Çünkü 1, 2, 3, 4 çok güzel. Evet. Ama sinemada mesela bu yapan olduğumu hiçbir bilgim yok. Belki biliyorsundur. Acaba senaryonun başından sıralı, tabii teknik olanaklar ve zamanlama çok önemli. Bir film öyle çekilse nasıl bir sonuca ulaşır? Tiyatro gibi. Yani ilk sahneden başlayacaksın çalışmaya. Sonra doğru o gelişim bir aktörde, bir konuda nasıl bir doruk olacak, nasıl bir iniş olacak? Bence çok daha yararlı olur ama olasılığı herhalde zor bir şey. Pahalı. Peki şey var mıydı? Beraber toplanıp böyle bir okuma provası yapma filan. Bir kere yaptık. Aslında işte bu da sinema oyuncusunun yani ne kadar zor bir iş yaptığının göstergesi aslında. Çok. Çok zor bir iş. Çok. Bir de yani bütün set ortamı kolektif bir iş. O da oynuyor, bu da oynuyor, bu da oynuyor filan. Sen arada çıkıp bir dakika ya belki yarın daha iyi olabilirdi benim performansım diyecek halin yok. Yok. Hepsine. Alıp götürüyorlar. Çektiğin an eski. Ya çok çok acayip bir şey bu.